Hedef Türkiye. İngilizlerin devleti, yüzlerce yıl, diğer ülkelerin arkasına gizlenerek dünyayı yönetmiş. Bu gerçek, yeni yeni anlaşılıyor, insanoğlu, yattığı asırlar süren uykusundan yeni uyanıyor. Orta Doğu coğrafyası ve bölgenin yüzyıllardır koruyuculuğunu üstlenen Türkiye, hep hedefte olmuştur. İnsanlar. Kahrolsun Amerika, Almanya, İsrail, FETÖ derken İngilizlerin devletinden kimse söz etmez. İngiliz. İslam şemsiyesi altında dernekler kurmuş. Anadolu Mevleviliği ile ilgisi olmayan, dinsizliğin egemen olduğu Rumiliği kanser gibi salmıştır İslam'ın içine. PKK'nın arkasındaki güçse yine İngilizlerin devletidir. İngilizlerin, PKK'ya verdiği büyük destekle ilgili olarak Abdullah Öcalan, bizim konumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir. Bazı lordlar benimle görüşüp, sizi destekliyoruz, dediler, demiştir açıkça. İngilizler, tarih boyunca hep Türklerin ve Türk devletinin düşmanı olmuştur. Bunun sayısız örneği vardır. Tarikatların kapatılması, tarikat üyelerinin hapislerde çürümesi, İngiliz telkinleri sonucu gerçekleşmiştir. İngilizlerin devleti, tarikatlar yok edildiğinde İslam'ın da yok edileceğine inanmıştır. İslam'ı bilmediklerinden, anlayamadıklarından böyle bir yanlış sonuca varırlar. Gülen cemaati, örneğin, İngilizlerin devletiyle her bakımdan uyum içindedir. Osmanlı'dan bu yana, İngiliz siyasetinin arayıp da bulamadığı bir harekettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi, yıllar önce şunları söylüyor. İslam'ın en büyük düşmanı, İngilizlerdir. İslamiyeti, bir ağaca benzetirsek, başka kafirler, fırsat bulunca bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da bunlara düşman olur. Ne var ki bu ağaç, gün gelir filiz verebilir. İngiliz de böyle değildir. Ağaca hizmet eder, besler, sever. Müslümanlar da onu sever tabii. Ancak gece, herkes uykudayken, köküne zehir sıkar ağacın. Ağaç öyle bir kurur ki, bir daha süremez. Vah vah! Pek üzüldüm, diyerek de Müslümanları aldatır. İngilizlerin, İslam'a öyle zehir salması demek. Para, mevkii ve kadın gibi nefsani arzular karşılığında satın aldığı yerli münafıkların, soysuzların elleriyle İslam bilim adamlarını, İslam kitaplarını, bilgilerini ortadan kaldırmaktır. Kurutulması gereken bataklığı doğru yerde arayalım. Özellikle son yıllarda dillere pelesenk olan İngilizlerin devletinin merkezi Chatham House. Kurutulması gereken bataklığın ta kendisidir. İngiliz'i çok yakından izlemek, eyleme geçmeden onu durdurmak, gerçekleri bir bütün dünyaya ilan etmek, ülkemizin ve ulusumuzun ve dostlarımızın geleceği için çok ama çok önemlidir. 7 Ocak 2020 Salı, Aziz Üstel.